cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't bulletproof. Emre Garaj'dan herkese merhaba. Bugün 2022 model Megane 4 aracımıza 4X 4 GB RAM, 64 GB hafızalı Faz 2 yeni versiyon multimedya montajı yaptık. Cihazımız aracımıza tam uyumlu. Montaj yapılırken elektronik veya plastik aksamı müdahale etmiyoruz. Orijinal soketlerine birebir montaj yapılıyor. Kasamız da orijinal kasa. Biliyorsunuz orijinal büyük ekranlarda, talismanda olan sağ taraftaki tuş takımımız bizim kasamızda da mevcut. Ayrıyeten geri vites kamerası eklentisi yaptık. Vitesimizi geriye aldığımız zaman hızlı bir şekilde kameramıza geçiyor. Park sensörümüz sesli ve görsel olarak uyarı yapmaya devam ediyor. Geriden çıktığımız zaman da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Müşterilerimizin en çok merak ettiği konulardan biri 4X bugüne kadar hep 2020 ve 6 için cihaz getirdi. Megane 4'lerde biliyorsunuz 2021 ve 2022'nin elektronik ve CAN-BUS sistemi farklı. Daha önceki cihazlara uyum sağlamıyordu. Bu yeni gelen Faz 2 cihazlarımız 2021 ve 2022 ve daha sonrası Megane 4'ler için birebir uyumlu çalışıyor. Klimamız biliyorsunuz Tesla olduğu için ekrandan da kontrol edilebiliyor. Hatta tuşlarımız bizim ekranımızın üzerindeki tuş takımımız. Görmüş olduğunuz gibi ekran üzerinden açma kısmı yapabiliyoruz. Sıcaklık ayarımız yine çift taraflı klimaysa sağ sol ayarımızı yapabiliriz. Yön ayarlarımız sağlıklı çalışıyor. Bunun haricinde yukarıda zaten yön ayarlarını da ayrıntılı bir şekilde gösteriyor. Kapattığımız zaman da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Alt tarafta dörtlü tuşumuz ve kapı açıp kapama tuşumuz var. Bunlar da arabanın orijinalindeki gibi aktif şekilde çalışmaya devam ediyor. Şimdi cihazımızın kullanımına geçelim. Öncelikle radyodan başlayalım. Radyo menümüz şu anda görmüş olduğunuz gibi. Burada ileri geri frekans değiştirebiliyorum. Şuradan uygulamalara girdiğimiz zaman radyoyu seçelim. Radyonun kendi ana menüsüne geçiş yapabiliriz. Az önce ana menü üzerindeki radyo uygulamasını kullanıyorduk. Burada hafızaya aldığımız kanalları gezebiliyoruz. Direksiyon kumandamız yine aktif çalışıyor. İleri geri hafızayı kanalları gezebiliriz. Direksiyon kumandasından ses açma kısmı mute. Bunların hepsini sağlıklı bir şekilde yapabiliyoruz. Hafızayı almak istersek de aşağıdan 1'den 16'ya kadar kanallarımız var. Nereye hafızayı alacaksak üzerine bir iki saniye basılı tutuyoruz ve kanalımızı buraya hafızaya alıyor. Aynı zamanda cihazımıza RDS bilgilendirmesi de mevcut. Yani radyonun ismini ve RDS bilgilendirmesini de alabiliriz. Radyo bölümünden geri geldik. Navigasyonumuz var. Cihazımızda iki ayrı navigasyon var. Birincisi şu an açmış olduğum iGo. Bunun için herhangi bir internet bağlantısına gerek yok. Kullanım da çok basit. Sağ alt köşeye basıyorum. Yeni rota diyorum. Gideceğim yerin açık adresini veyahut da normal POI olarak yani misal veriyorum Asit Alışveriş Merkezi şeklinde yazıp istediğim yere gidebilirim. Çıkmak istersem de geri tuşuna basmam yeterli. Bir de internet üzerinden kullanılan navigasyonlar var. Bunlar Google Maps ve Yandex. Bunlar da internet bağlantısı yaptıktan sonra sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Müzik bölümümüz var. Cihazımızın dahili 64 GB hafızası var. Bu hafızaya müzik ve video atabiliriz. Bunun haricinde arabanın orijinal USB girişi var. Bu USB girişi çalışıyor. Bir de torpidoya çekmiş olduğumuz ekstra USB girişimiz var. Bu USB girişleri üzerinden flash disk, hard disk bağlayıp bunların içindeki müzik ve videoları da cihaz üzerinden kullanabiliriz. Direksiyon kumandamızın tüm fonksiyonları da burada sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Müzik bölümünden geri geldik. Tekrar yukarıdan uygulamalara girelim. Bluetooth'umuz var. Pardon. Telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde Bluetooth eşleştirmesi yapabiliriz. Bluetooth eşleştirmesi yaptıktan sonra artık telefon görüşmelerimizi cihaz üzerinden yapıyoruz. İstersek rehber aktarabiliriz. Bu sayede arayan kişileri ismiyle görebiliriz. Veyahut da rehber üzerinden karşı tarafı arayabiliriz. Bluetooth'ta bir de Bluetooth müzik özelliği var. Telefonumuz üzerinde izlemiş olduğumuz videoların ve dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini Bluetooth bağlantısı yaptıktan sonra kablosuz bir şekilde arabaya aktarabiliyoruz. Cihazımızda CarPlay ve Android Auto özelliği de var. Onları da birazdan göstereceğim size. Tekrar uygulamalara girdik. Burada menümüzü sola çektiğimiz zaman video bölümümüz var. Cihazımızın ekran çözünürlüğü 1024x600 HD panel. 4K videolara kadar da destekliyor. QLED ekran. Görüntü kalitemiz gayet net. Burada dokunmatik üzerinden
İleri geri parça atlatabilirim. Listemizi görebiliyoruz. Liste üzerinden parça seçebiliyoruz. Veyahut da direksiyon kumandası üzerinden de bu fonksiyonlarımızı aktif bir şekilde kullanabiliriz. Ekranı büyütebiliyoruz. Yeni versiyonda görmüş olduğunuz gibi tam ekran yapabiliyoruz. Cihazımız 4x50 watt MOSFET çıkış. Aynı zamanda DSP özelliği var. Orijinal teybine göre ses kalitesi %30-%40 daha iyi arkadaşlar. Video bölümünden geri geldim. Burada yukarıda ana uygulamaları görüyoruz. Bir de tüm uygulamaların olduğu menümüz var. Burada cihazın içindeki genelde internette kullanılan uygulamaları görebiliriz. Google haritalarımız var. İnternet bağlantısı yaptıktan sonra bunu kullanabiliriz. Maillerimizi kontrol edebiliyoruz. Google'da gezinti yapabiliriz arkadaşlar. Yine Google Chrome'umuz var burada. Bir sonraki sayfamıza geçtik. YouTube'dan video seyredebiliriz. Play Store'umuz var. Buradaki uygulamalar haricinde indirmek istediğiniz bir uygulama varsa bunlar Netflix, Spotify, Fizi tarzı uygulamalar olabilir. Cihaza indirip kurabiliriz. Hepsi de sağlıklı bir şekilde çalışır. Ayrıca cihazımızda söylemiş olduğum gibi CarPlay ve Android Auto özelliği var. Bluetooth eşleştirmesi yaptıktan sonra direkt kablosuz bir şekilde CarPlay'imiz aktif bir şekilde çalışıyor. Ayrıca eğer telefonumuz Android ise Android Auto'yu da destekliyor. Buradaki uygulamadaki zaten Android ve Auto ve CarPlay'deki ayarları biliyorsunuz. İşte WhatsApp'ımızı aktarıyor, haritalarımızı, kişilerimizi, müziklerimizi, her şeyi cihaz üzerinde görüntüleyebiliyoruz. Cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Siz de arabanızda bu tarz bir multimedya keyif sürmek isterseniz mutlaka Emera Garaj'la iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini emeragaraj.com.tr sitesinden ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler dilerim.